Değerli arkadaşlar, ıhlamur aşısı yapacağız. Ihlamurumuz çiçek açmıyordu. Çiçek açan bir ağaçtan aşı yapacağız buna. Ağacımızı kestik. Hadi Bakın. Bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar, şöyle testere darbelerini yok ediyoruz. Aynen böyle. Kalemi şuraya getirmeyeceğiz çünkü şurada bir yarık var. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir şöyle iz yapalım. Bir de şuraya yapalım. İki kalem yeri. Dört kalem yapmayı düşünüyorum ben buna. Bakın bıçağımızı böyle koyuyoruz. Bıçağımızı koyduk böyle. Aynen. Şöyle bir sağ bir sol yapıyoruz. Bakın kabuk nasıl ayrılıyor. Abi şuraya gösterir misin bak. Şuraya şöyle görüyor değil mi? Heh, bakın kalemleri böyle yerleştireceğiz. Dört tane yapalım. Bakın şöyle. Aynen böyle. Bakın. Böyle ayrılıyor. Aynen böyle bak. Refik abi görünüyor değil mi? Aynen bu da böyleydi bak. Neden böyle yapıyoruz? Defalarca yapıyoruz. Millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Şöyle bakın. Arkadaşlar şurada şundan göstereyim. Bakın. Odunsu tabaka burası. Kabuk da burası. Odunsu tabakanın kabuğu ayırıyoruz. Arasında ince bir sarı tabaka var. Bu sarı tabaka kabuktan yana olacak. Şuraya bir son dördüncü kalemimizle şuraya yapacağız. Aynen bu şekil. Bak nasıl ayrıldı Refik abi. Değil mi? Evet. Bakın. Aynen böyle işte. Buraya koyacağız kalemi. Refik abi bir de şöyle gösterir misin? Bakın. Şimdi şöyle kalemimiz bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapacağız. Tek taraflı olarak biz bunu tek taraflı olarak 45 derecelik bir açıyla keseceğiz. Aynen böyle. Bakın düz olacak. Kalemin arkasına da şöyle yapıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Bakın makasın. Şöyle kesiyoruz. İşte bütün kalemleri aynen böyle yapacağız. Şöyle koyalım. Bir de şunu tut istersen. Bakın arkadaşlar bunlar şunlar kesilmiş ağaçlarda çıkan şahlar. Bunlardan kalemi yapıyorduk. Bir de kesilmemiş ağaçlardan böyle de kalem yapabiliriz. Örnek şöyle gösterelim. Bakın. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Burası Balıkesir Burhaniye rakım 12. Değerli arkadaşlar ayrıca bir de şunu söyleyeyim. YouTube'daki Ali Bola'dan kanalıma abone olmak ücretsizdir. Aynen böyle tek taraflı olarak 45 derecelik bir kesim yapıyoruz. Yine kalemin arka tarafına şöyle kabuk ayrılmasın kalemi takarken diye böyle yapıyoruz. Bakın şöyle yapacağım. Bunun da bir örnek. Şakir o kadar koç arabiyede anlatsam maşallah. Bakın aynen böyle. Bismillahirrahmanirrahim diye kalemlerimizi takmaya. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapayım. Üstünden. Şöyle göster Refik abi. Görüyor değil mi? Ya da en son yapayım ki millet görsün. Tık tık yaparken.
Bakın. Kalemler aynen böyle. Dedim ya, boylarını siz ayarlayabilirsiniz. Kimisinde iki göz var, kimisinde üç göz var. Değişik iki tane ağaçtan aldık bu kalemleri. Özellikle millet görsün diye. Bakın. Kalemimiz bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ıhlamur yapacak bu sene. Evet, inşallah bu ıhlamur yapacak. Aynen böyle. Şimdi şu kalemleri bir takayım. Çakayım. Bakın şöyle. Görüyor değil mi? Görüyor. Taze olduğu için şöyle yapayım biraz daha. Kırılmasın. Yok yok, kırılmaz. Altında göz var da kabukta, ondan böyle. Ondan böyle yapıyor. Gözün üstüne geldiği için. Az bir. Bakın. Aynen böyle. Kalemlerin boylarını dedik. İsterseniz iki göz, üç gözde bırakabilirsiniz. Biz değişik ağaçlardan almıştık bunları. Ben hiç elleme kesiyorum. Yok, ellemiyor. Zaten elleme. Aslında ikisi ufak. Şimdi, evet. Şimdi arkadaşlar bunu görmüş olduğunuz streçle şöyle streçleyeceğim. İşte bu yansıyor, bu hava aldırmıyor bu. Evet. Abi biz böyle yaptıktan sonra hiç toprak da koymuyorduk. Ama millet toprak niye koymuyorsun diyorlar. Şimdi topraklısını da göstereceğim. Topraklısını da göstereceğim. Toprağın varsa o almasın diye. Bu böyle olduktan sonra toprağa gerek yok yani. Bu sera vazifesi görüyor. Aynen böyle sera vazifesi görüyor. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Bakın bir de şunu göstereyim, ben her zaman gösteriyorum. Streç yoksa, kamerayı da burayı da göster abi. Streç yoksa koli bantı var. Koli bantından da bunu ayrıca şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Neden? İnsanların evinde bulunabilen malzemelerden aşı yapmaya tercih ediyorum. Size aşı yapmak için bıçak, poli bantı yeter. Yani fazla şeye hiç gerek yok. Arkadaşlar aşımızı yaptıktan sonra bir iple bunu bağlayacağız. Ya da şöyle bir, bu da aşı malzemesi. Bundan da bağlayabilirsiniz. Ama ben iple bağlayayım. Neden bunları gösteriyorum? Sıfır. Millet herkesin evinde bulunabilen malzemeler olsun diye. Bakın ben bütün aşıları hep böyle bağlıyorum. Siz de bağlayın. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Arkadaşlar işte ben aynen böyle yapıyorum. En son kalemlerin üzerine macun sürüp bırakıyorum. Ama şimdi topraklı dedim. Bir de topraklı olarak göstereyim. Yani şöyle topraklı derken şu biraz küçük gelecek. Topraklı derken şöyle
toprağın içine alacağız. Hiç olmazsa böyle muhafaza da edebilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Herkes yapabilir. Elbisefe görse ilahiyen yakışmayan olan yapamaz. Yok, herkes yapabilir diyorum ben zaten videolarında Hüseyin abi. Bak hep bunlar herkesin evinde bulunabilen bir malzemeler. Bir de şöyle göstereyim Defik abicim kamerayı. Toprak, bakın. Topraklıyor. Hatta şöyle yapıyoruz ki bakın kalemden altına da girsin. Böyle arkadaşlar. Evet böyle. Son bir de bir sen oraya bak abi, bir aşı macunu süre. Soluk alacak yanı kalmadı. Soluk alacak yanı kalmadı, evet. Böyle. Bu macun ne macunu? Bu aşı macunu abi, hava almasın diye. Böyle sadece. Kalemlerin kesilmiş yerlerine. Boya moya da olur mu bunun için? Abi. Silikon, mastik ben, falan. Ben öyle hiçbir şey yapmıyorum. Hatta hiç bulamasam normal batlanın üzerine kapatıyorum. Ya da çamur koyuyorum. Tamam. Böyle. Sağ olun, teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. YouTube'daki kanalıma abone olmak ücretsizdir. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Bizi izlemeye devam edin.